Onun tabii, için tabii. Tuna hattaymış. Tuna, iyi günler diliyoruz. Bu gelişmeyi senden rica edelim. Neler yaşanıyor Beşiktaş'ta? Onur Şahin, teşekkürler. Tabii bugün geri Medel'in de ayrılmasından sonra Beşiktaş'ta 6 numara orta saha transferinde hız verildi dersek yanılmış olmayız. Biraz önce yaptığımız görüşmeler sonrasında şu bilgiye ulaştık. Dün de izleyicilerimizle paylaşmıştık. Thiago Maia ismini ön plana çıkartmıştık. Lille forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardı. Lille'le de imzanın artık an meselesi olduğunu söyleyelim. Lille'le de arada herhangi bir problem kalmadı. Açıkçası ben gün içerisinde bu transferin bitmesini bekliyorum artık. Gün içerisinde resmi açıklamaların, resmi imzaların gelmesini bekliyorum. Tabii 22 yaşında Santos'tan Lille 14 milyon euro bonservis bedeliyle gelmiş önemli bir futbolcu. Tabii Lille özellikle bu sezon orta sahada birçok ismi kadrosuna kattı. Son olarak bildiğiniz gibi Türkiye'nin yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı'yı almıştı. Belki aynı bölgede değiller ama sonrasında bir de Renato Sanchez transferi oldu. Bununla birlikte orta sahada zaten mevcut kadrosunda birçok isim vardı Lille'de. Bu yüzden Thiago Maia'yı satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiraladılar. Satın alma opsiyonu zorunlu değil ancak 10 milyon euro olduğu da gelen haberler arasında, onu da söyleyelim. Eğer önümüzdeki sezon Beşiktaş Thiago Maia'yı kadrosuna bonservisiyle birlikte katmak isterse 10 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda olacak. Onu da belirtelim ama bunun zorunlu olmadığını bir kere daha altını çizelim. Eğer bu transfer gün içerisinde gerçekleşirse Beşiktaş böylece orta sahadaki mevcut kadrosuna da önemli bir ismi katmış olacak. Ondan sonra son adım olarak transferin son 6-7 gününde bir de santrafor transferi için uğraşacak siyah beyazlar ama Thiago Maia ile alakalı artık prensip olarak anlaşmanın tamamlandığını söyleyelim. Ben açıkçası gün içerisinde resmi imzaların atılmasının beklediğini bir kere daha altını çiziyorum. Lemina transferi o zaman gündemde yok artık. Çünkü o da çok önemli bir seçenekti Beşiktaş için. Kesinlikle Lemina da önemli bir isim. Beşiktaş bu isimle de uğraştı. Ancak biraz önce de söylediğim gibi Thiago Maia isminin olmasından sonra Lemina ismi biraz daha geri planda kaldı. Açıkçası Lemina Beşiktaş'ın listesinde en ön sıradaydı. Onu da belirtelim ama rakam olarak gerçekten çok yüksek rakamlardı. Özellikle kiralama bedeline bakıldığında 4-5 milyon euro dolaylarında rakamlar konuşuluyordu. Bu yüzden Beşiktaş içinde bulunduğu mali kriterleri de çok fazla delmemek, çok fazla aşmamak adına böyle bir karar aldı. Ki Thiago Maia yaşı ve oynadığı pozisyon itibariyle Lemina'dan ziyade Beşiktaş'ın aslında daha çok ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesi. Zira şimdi Abdullah Hoca'yı hepimiz yakından takip ediyoruz yıllardır. Özellikle orta sahada defansın önünde oynayacak futbolcuların oyun kurma özelliğine çok fazla dikkat ediyor. Ve solak futbolcuları daha fazla seviyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz sezon Melipol Başakşehir'den de hatırlayacaksınız. İrfan Can, Emre Belezoğlu o bölgede solak oyuncuları kullanmayı genelde tercih ediyor. Tabii Thiago Maia'nın da solak olması ve genç bir futbolcu olması, gelecek vadeden bir oyuncu olması, Avrupa piyasasında boy göstermek istiyor olması Beşiktaş'ı yönlendiren faktörlerden birkaçı. Bakalım gün içerisinde biz yine takipçisi olacağız. Thiago Maia ile alakalı detaylar netleşince, resmi imzalar atılınca yine ilk olarak TRT Spor izleyicilerimizle paylaşacağını paylaşalım izleyiciler. Sevgili Tuna, Bahri Havalar'ın da bir sorusu olacak sana. Tabii ki. Tuna şöyle sorayım. Geri Medel sadece ekonomik sebeplerden dolayı mı gönderildi, vedalaştı? Ve yeni gelen oyuncu Maia ekonomik olarak fiyatı daha mı aşağıda? Neden? Ya Medel gönderiliyor, Maia alınıyor. Bu değişikliği anlatır mısın? Neden? Bunun sebebi sadece ekonomik olarak açıklamamız tabii ki zor. Evet, ekonomik sebepler başta giriyordu. Özellikle geçtiğimiz sezon Beşiktaş tabii basına da yansıdı. Özellikle bonservis bedellerini ve oyuncuların maaşını ödemekte sıkıntı çekmişti hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde geri Medel takımdan ayrılmak istediğini zaten açıkça dile getirmişti. Şimdi bir de bakıldığında bu ekonomik sebepleri bir yana koyalım. Evet, geri Medel'in 2.4 milyon euroluk yıllık bedeli vardı. Maliyetli bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Bir de takımın yaş ortalama durumu var. Bu sezon, daha doğrusu geçtiğimiz sezon Beşiktaş hafızam beni yanıltmıyorsa 29.6 yaş ortalaması diye oynuyordu ki Türkiye'nin Dev Süper Lig'de en yaşlı takımlar arasındaydı. Dün bununla alakalı bir araştırma yaptığımda takımın yaş ortalamasının yaklaşık 26'ya düştüğünü gördük. Bu da önemli bir faktör. Evet, geri Medel'in yıllık 2.4 milyon euroluk
yükünden kurtulmuş oldu Beşiktaş. 32-33 yaşına gelmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Biraz da yaş ortalaması düşmüş olduğu takımın. Tabii bu Thiago Maia transferinin bittiği anlamında söylüyorum bunu. Bu faktörlerin hepsi var. Ama şunu da söyleyelim. Özellikle geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde geri medel mutsuzdu. Özellikle maaşının geç yatırılması, alacaklarının olması mutsuzluğa yol açmıştı. Zaten takımdan ayrılmak istediğini yönetime anlatmıştı, dile getirmişti. Yönetimde eğer şartlar uygun olursa bir bonservis bedeli gelirse neden olmasının açıklamasını yapmıştı. Ki o şartlarda gerçekleşti. Bologna'ya 1,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle gidecek. Yani totalde bakıldığında evet, sadece ekonomik sebepler değil, takım içerisinde mutsuzlukları da vardı medelin. Ama Beşiktaş'ın da işine gelmiş oldu. Hem yaş ortalaması düştü takımın, hem maaş yükünden kurtulmuş oldu, hem genç bir ismi kadrosuna katmış olacak. Dediğim gibi aslında çift taraflı bakıldığında hem medel tarafından hem Beşiktaş tarafından kazançlı gibi gözüküyor Bahri Hanım. Tuna Akdemir, çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Evet, Thiago Maia artık Beşiktaş'a çok yakın. Koyalım mı yine Beşiktaş'a, bir dönüş yapalım mı? Medel de gitti bu arada, Beşiktaş'a veda etti tabii, az önce de biraz değinmiştik. Beşiktaş'ta Medel'in vedasıyla ilgili olarak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Medel, OVTR'mizi bir izleyelim. Geri Medel'in Beşiktaş kariyeri sona erdi. Şilili futbolcu antrenman öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Önce bir konuşma yapan 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra herkesle tek tek vedalaştı. Arkadaşlarının alkışlarla uğurladığı Medel, tüm futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah beyazlı takımda 2 sezon forma giyen Geri Medel, Süper Lig'de çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti. Öte yandan Beşiktaş 3. haftanın hazırlıklarını da sürdürüyor. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchins'ın salonda çalışırken Enzo Rocco da antrenmanın ilk bölümünde takıma katıldı. Rocco daha sonraysa bireysel olarak çalışmasına devam etti. Antrenmanın son bölümünde sakatlanan Enkudu tedbir amaçlı olarak çalışmayı bıraktı. Önceki antrenmanda sol ayak parmağına darbe alan Caner Erkin ise çalışmaya katılmadı. Tecrübeli oyuncunun durumu çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak. Siz Tuna'ya da sormuştunuz Medel'le ilgili durumu. Sadece mali sebepler mi diye? Hayır dedi. Yani onu anlatmaya çalıştı. Zaten ama Medel gibi önemli bir kariyer, önemli bir tecrübeli oyuncunun yani gittikten sonra yani yerine gelecek oyuncunun onun yerini doldurabilecek mi, ben onu merak ediyorum. Sen de çok çok önemli bir oyuncu bence. Yani mali sebepler ana unsur olduğunu söyleyebiliriz şu şekilde. Sadece bu seneki aldığı 2.4 milyon euroluk yüksek maaş bir neden. Ama tamamı değil. Sevgili Tuna doğru söyledi. Fakat geçen seneki süreçte de yaşadığı performans kaybının arkasında da ödenmeyen maaşlarla ilgili sıkıntılar oldu. İşte Babel sıkıntı yaşamıştı. Adriano sıkıntı yaşadı. Pepe, ya sıkıntı yaşıyorsanız ben gideyim diye ayrılık süreci olmuştu. O zamanlar Quaresma'nın da gidiş yolu açılmıştı. Hatırlarsanız takım olma o kalmadı. Quaresma orayı tamam bir yıl daha tamamlamak istedi. En sonunda son uyarılardan sonra Quaresma ile ilgili seni üzmek kırmak istemiyoruz ama kendine takım bul, hani şık bir şekilde ayrılalım beklentisi var. Bu yöndeki görüşümü de beyan ediyorum. Ben Quaresma'yı severim. Beşiktaş'ın kurumsal kararlarına saygılıyım. Ama diğer taraftan da Beşiktaş gibi büyük camiaların bir de duygusal hafızası vardır. Kurumsal hafızasının yanı sıra ve kararlarının yanı sıra duygusal hafızası vardır. Quaresma, Beşiktaş taraftarının, gençlerin, çocukların ve Beşiktaş markasının içerisinde bir duygusal hafızaya tesir etmiştir, girmiştir. Yani tribelasıyla, robonoysuyla, hareketleriyle birçok yerde formaların arkasına Q7 yazılmıştır. O yüzden bu tür sembol olan oyuncuların ayrılışları da şık ve nazik olmalıdır. Kamuoyu önünde çok fazla yıpratılmamalıdır. Medelde olduğu gibi fotoğraflarla, hatıralarla, alkışlarla, çiçeklerle yollanmalıdır. Bunun da altını çizmek lazım. Evet, Medel de sıkıntılar yaşadı. Bugün Medel'in Bologna'ya gidiş öyküsü 1.250 bin euro vermişlerdi en son. Beşiktaş'ta 1.5 istemişti. O civarlarda 1.300, 1.400, 1.500 anlaştıkları rakamı tam bilmiyorum ama öyle 2.5 milyon euro yazıldığı gibi değil. 1.400, 1.500 civarına bonservis alacak Beşiktaş. 2.4 bonuslarıyla birlikte 2.6 milyon euro. Baktığınız zaman yaklaşık 4 milyon euroluk bir süreç.
Ve sistem olarak da söylediğin hikaye Bahri abi, sistem olarak da şu, bazen o pas oyununda Medel farklı bir özelliği, bozucu özelliği var ama pas oyununda biraz daha kreatif, farklı oyuncular düşünebilir. O yüzden Lima, Maya belki Maya, daha uygun. Maya İki oyuncunun bu arada kıyaslaması da var Bahri Havadır. Medel ile Maya'nın Medel mı? Ve Maya'nın, onu da ekrana getirebilirsek onun üzerine de konuşalım. Siz diyorsunuz ya, gelen acaba gideni aratır mı, daha mı iyi olur diye. İşte iki oyuncu, Thiago Maya son sezon performanslarıyla, biri Süper Lig'de malum, diğeri Lig 1'de. Thiago Maya 60 maç, Medel 51 maç. Bir gol atmış Maya, iki gol atmış Medel. Pas isabet oranlarında Medel ileride. İkili mücadele oranları Medel ileride. Top kapmalarda ileride. Ama liglerin farkını da tabii unutmamak lazım yine. Siz ne dersiniz? Bu istatistiklere göre Medel daha iyi. Evet, böyle bir durum var. Yani 52-51 maçtaki performansa göre daha iyi. Tabii sevgili Fatih ekonomik sebepler daha ön planda dedi ama geri Medel gibi önemli bir kariyerin, önemli bir tecrübenin, ben seyrederken en azından onun savaşçı ruhunu gördükten sonra ben onu izlerken keyif alıyorum. Ya Beşiktaş birkaç pozisyonda oynayabiliyordu. Stoper, Beşiktaş bir orta dünya markasını kadrosuna kattı. Inter'de oynayan bir yıldız. Şili milli takımının kaptanlığını yaptı. Messi'lerle bir reklam filmlerinde oynayacak kadar ülkenin sembol oyuncularından bir tanesi. Savaşçı ruhu vardı. Beşiktaş'ta bugün oyuncular da çok güzel veda yapmışlar. Geri Medel'e bugün Beşiktaş taraftarı da, bir futbol sever olarak şahsen ben de, eminim sizler de Türk futboluna yaptığı katkılardan dolayı ben teşekkür ediyorum. Yol açık olsun. Valak'ına da başarılar diliyorum. Tabii gidenin yerini doldurduğunuz zaman mantıklı. Yani gidene maliyet düşürüp yaptığınız zaman doğru yerine taşları koymazsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu örneği şöyle veriyorum. Mesela Marcelo'yu Beşiktaş 7 milyon euroya sattı. 1.6 milyonda en son maaşı. Hala yerini dolduramadı. Hala yeri doldurulamadı. Şimdi bu açıdan bakılırsa mesela Beşiktaş'ın yol haritasını söyleyeyim. Bir iddia daha var. Gökhan İnler dönebilir mi? Yani Gökhan İnler Şenol Güneş döneminde giden bir oyuncuydu. Dönme ihtimali olabilir. Şöyle ki, bununla ilgili bilgi de var sevgili Fatih. Hı-hı. Sabah saatlerinde Yasin Dallı söyledi. Tuna Akdemir de zaten bunu onaylattırdı. Abdullah Avcı, teknik Abdullah Avcı Gökhan İnler'i tekrar talep ediyor ve istiyor. Şimdi Gökhan İnler'in gidişini de hatırlamak lazım. Bunu da adalet adına söylemek lazım. Her giden oyuncu sorun çıkarak oyuncu değil. Gökhan Gönül'ün İnler'in gidişi Beşiktaş'tan şöyle olmuştu. Ben oynamak istiyorum. Oynamadan para kazanmak istemiyorum şeklinde gitmişti. Bazı oyuncular oynamadan yedek kulübesinde oturmayı, hiç hırs yapmamayı, maaşını almayı tercih eder. Gökhan İnler oynamak için gitmişti. Yani buradan bir Beşiktaş hani illa git noktasında değil. Ben oynamak istiyorum, gideyim demişti. Eğer Beşiktaş Gökhan İnler'i alırsa, o da uluslararası tecrübesi olan, o birikim olan, hocanın isteklerine ve bir alternatif oluşturulacak bir isim. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı var. Dorukhan'ın evet çok önemli bir işlevi var takım içerisinde. Fakat Atiba geçen sene 45 maç takımın yükünü yine sırtlamıştı. 2 hafta sonra yine döner Atiba, şu anda iyi durumda. Belki sahaya da çıkacak. Tekrar yine rol alacak ama bazen onu dinlendirmek lazım. O da sonuçta Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri haline geldi. Beşiktaş'ın kaptan oldu. Gökhan İnler doğru maliyetler, doğru maaşlara Beşiktaş'a dönerse de o konuda şaşırmam. Mesela Tolga Zengin kaleci aranıyor. İkinci bir Kayrus'u yedeklemek lazım. Kayrus sakatlanırsa Ersin ya da Utku'yla bu iş yürür mü noktasında Volkan kaygılar Babacan vardı. Volkan Babacan ismi gündeme geldi. Yani mesela Utku'yu kuran bu işi yani arkasında tam yani genç kaleci. Çok büyük potansiyeli var. Belki de inanmak, güvenmek lazım ama bir tereddüt var. Bu tereddütte de haklı. Yani işte bir Kayrus geçen hafta ilk hafta şey yaptı, sakatlandı. Evet. Sıkıntı yaşadı. Zaten oynaması değil. Hep Kayrus oynasın ama onu tetikleyecek, arkanda bak iyi kaleci var diyecek bir yarışmanın içerisinde olabilir.
Yani eğer şartlar uygunsa mesela neden Tolga Zengin'de düşünülmez? Kötü gitmedi, kötü ayrılmadı Beşiktaş'tan. Hocayla da ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Tolga Zengin şu anda boşta. Bugüne kadar yansıyan herhangi bir ters bir şey yok. Yani. Hiçbir şey yok. Ve parasını da almadı. Öyle bir başka karakter. Bazı yönetici oyuncular için işte federasyona gitti, FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş ödeyince dosyasını çekti diyebileceğiniz birçok yabancı oldu. Bunu katılı kabul ediyorum. Yani mesela Quaresma'nın da böyle bir durum oldu. Evet. Ama mesela Tolga Zengin kadro dışı bırakıldığı dönemde dahi bu mevzu yapmadı. Sözleşmesi bitti. Şimdi atıyorum belki Tolga'ya şöyle diyebilirsiniz. Ne oynuyordun? 1.7 oynuyordun. Beşiktaş bunu vermedi. 1.5, 1.5 oynuyordun. Tam hatırlamadım aldığı rakam ama o civarlardaydı. Şimdi diyebilirsiniz buyur 800 bin euroya oynayabilir misin kaptan? Yeni sözleşme teklif edelim bir yılda. Belki gelir. Yani bir takıma da katkı sağlar. En azından bu geçiş sürecinde böyle bir alternatif de oluşturulabilir. Yani illa başka böyle bir aklıma geldi onu da söylemek isterim. Siz Beşiktaş'la ilgili neler eklersiniz? Ben şimdi Tolga konusu eğer mesela gündeme gelecekse veya böyle bir şey düşünüyorsa bence geç kalınmış bir karar. Yok ilk defa ben söylüyorum. Tabii, bundan önce gündeme böyle gelmedi. Şimdi Volkan Babacan deyince aklıma geldi. Anladım. Yani ama Beşiktaş hala bir Abdullah Avcı bir sistem oluşturmaya çalışıp yeni oyuncularla beraber yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor. Umut veriyor mu şu anki görüntüsü? Yani bu şu anda umut veriyor veya vermiyor diye hiçbir şey söyleyemeyiz sevgili Onur. Bu bir kahinlik olur. Yani daha 32 hafta var ligde. Diğer maçlar, işte kupa maçlarını saymıyorum. Çok daha şeyler değişebilir. Yani ama her geçen gün ben üstüne koyacağını düşünüyorum. Yani evet ilk hafta Sivasspor karşısında iyi futbol oynamadı. Ama son Göztepe maçı gayet iyi futbol oynadı. Sonuca da gitti. Ama çok şeyler daha değişebilir. Onun için şimdiden kesin yargılarda bulunmayalım diyorsunuz. Keskin eleştiriler yapmamak lazım. Ama ben Beşiktaş'ın oyun sisteminde oyun anlayışını beğeniyorum. Evet, bu arada Beşiktaş'ın yeni transferi Enkudu antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Onu belirtelim. Ama çok ciddi bir sağlık problemi yok bu konuyla ilgili. Senin var mı ekleyeceğin Fatih? Yani Beşiktaş ilk maçta da gördük. Çok hızlı, potansiyeli olan İngiltere'de Tottenham'da yıldız oyuncuların arkasında kalmış bir isim. Bir risk var ortada. Eleştirilebileceğimiz ya da şüpheyle bakacağımız bir risk var. Oyuncuya 5 milyon euro bonservis satarsanız da %50'sini Tottenham'a veriyorsunuz. Bu Tottenham'ın oyuncuya inandığını da gösterir. Orada bir çıkış yakalamadı. Beşiktaş Talisca olsun, Mario Gomez olsun, Abubakar olsun birçok oyuncuya geldikten sonra bir değer katmışlığı var Şenol Güneş döneminde. Şimdi bu süreçte ikinci bir Talisca oluşturulabilir mi? Çıkar ama mı? Ama son oynadığı maça bakarız da 15 dakikalık bir bölümde heyecanlandırdı. Oynadığı futbolla beraber. Evet. Tribünleri heyecanlandırdı. Lens'in Beşiktaş'ta oynadığı toplam süreden daha iyi oynadığını heyecanlandırdığını söyleyebilirim ben. Ya doğru. Mesela Lens'in taraftardan almadığı elektriği dedim 15 dakikada Enkudu aldı dedim. Tabii biraz yokluğa zorlayabilir. O seyirci ateşleyince oyuncu kendini zorlamıştır. Ondan dolayı bir şey, çok dikkatli olmak lazım. Yani tempolar, aralar hazırmış. Sakatlığında ciddi bir şey yok galiba. Yok, evet onu tekrarlayalım. Yani ciddi bir sakatlığı yok. Özellikle kondisyon seviyesinde, idman şeyinde herhangi bir problem yokmuş. Hazır gelmiş. Hazır geldiği için de Beşiktaş yani transfer sürecinde başarılı bir dönem panik gidiyor. Panik yok, iyiyim diyor bu arada. İşte evet. O Enkudu'nun paylaşımı, Enkudu panik yok, iyiyim diyor. Fransız futbolcu rahat olun diyor taraftarı. Yani zaman içerisinde iyi transfer. Beşiktaş özellikle Victor Ruiz başta olmak üzere yaptığı transferlerde az bütçelere, en azından az maaşlara 1.5 ortalama üzerinden yürütülüyor çalışmalar. Şuradan yola çıkabilir. Ben şunu beklerim Onur'dan. Yani seneye Beşiktaş'ın bu operasyonu devam edecek mi diye bir soru beklerim ben senden. Bence maaşı 2 milyon euronun üzerinde olan her oyuncu ya maaşlarını aşağıya çekecekler ya da Beşiktaş'ta yollarını ayıracaklar. Bunun altını bunu net söyleyebilirim. Bugün Vida ile yollar ayıracak mı mesela? O zaman mesela Vida evet 3,5 milyon euro Beşiktaş Vida'dan bir şekilde satarak ya da 3,5 milyon euro kazanan şu anda takımın en yüksek kazananı Vida. Evet. Beşiktaş Vida'yı satmanın ya da iyi bir performans Avrupa'daki performansı ya da iyi bir şartlarda yeni bir değerlendirme yaparak o Dünya Kupası'nın Dünya ikinciliğinden sonraki boşluk ortadan kalktı. O havası vardı o dönemde. Rakamlar uçuşuyordu havada ama şimdi Hırvat milli takımının stoperiydi. Yani. Şimdi o maliyeti indirmek için Vida, Gökhan Gönül, Caner, bunların da Sezen'e sözleşmesi bitiyor.
Lens. Yani yaşlı oyuncular var dediğin tabii gibi. Tabii bunlar maaş itibariyle bir herhalde takımda kaptan olan Burak'ı 2.2 alıyor. Burak'ı o maaşın üzerinde tutacaklar. Onun dışındaki bütün takım, bir de Oğuzhan var 2.5 milyon euro alıyor. Muhtemelen belki Oğuzhan'dan da önümüzdeki süreçte. Yani herkes dört gözle Burak'ı bekliyor Beşiktaş'ta tabii. Ama Burak bugün Medel'le beraber fotoğrafta işte veda ederken çekilen bir fotoğraf var. Sosyal medyaya yansıdı. Evet, Burak Yılmaz'ın Medel'e vedası değil mi? O evet, fotoğrafa o da göz atabiliriz. Orada. Evet. Çok güzel. Bu da şu, oyuncu mesela geri Medel'le ilgili. İşte bakın bahsettiğiniz fotoğraf. Her şey için teşekkürler arkadaşım. İyi şanslar diyor Burak. Şimdi bu samimi Medel, pozu paylaşmış. Medel oturması, kalkması, oyunu, insanlığı, arkadaşlarına davranışları, gazetecilerle olan ilişkileri çok pozitif bir oyuncuydu. Yani gerçekten sahada böyle agresifliği görünse bile insani çok yüksek bir isimdi. O yüzden gerçekten hani Beşiktaş kulübünde arkadaşları, personel anlamında iyi izler bırakarak gidiyor. Pepe de öyleydi mesela. Ben Pepe'yi de böyle yad ettim ve hala da yad ederim. Medel de gerçekten profesyonelliğin şeylerini yerine getiren, para almadığı dönemde bile evet biraz motivasyon kaybı yaşasa da bunu fazla Beşiktaş yönetimini ya da takımını yormayan.